Ramazan Kayan İbrahimi durur. Mekke'deyiz. Ali İbrahim, İbrahim ailesine misafiriz. Mekke-i Mükerreme'nin her tarafında İbrahim'i simgeler, semboller bizi karşılıyor. Her gün salli bariklerle onlarca defa selamladığımız İbrahim Aleyhisselam'ın makamındayız. Makamı İbrahim'de iz sürüyoruz. Biliyoruz ki küçüklerin görevi büyüklerin izini sürmektir. İbrahim'i çığırdan hareketle çağı okumak, çözüm üretmek durumundayız. İbrahim'i örneklik ve önderlik bugün bizler için daha bir önem ve öncelik arz ediyor. İbrahim ve onunla beraber olanlarda sizin için uyulacak güzel bir örnek vardır. Onlar kavimlerine şöyle demişlerdir. Biz sizden ve Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizi inkar ediyoruz. Siz bir tek Allah'a inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda ebedi düşmanlık ve öfke belirmiştir. Mümtehine 4 Bulanıklık ve belirsizlik çağında bu örnekliğin neresindeyiz? Grileşen kimlikler, flulaşan zihinler anaforunda sahihleşmenin adresi Hazreti İbrahim'dir. Evet, İbrahim'i duruşu güncellememiz gerekiyor. Gelgitlerden, tezatlardan, tutarsızlıklardan, tuzaklardan, sapmalardan, savrulmalardan kurtulmak için onun sahici duruşuna muhtaçız. Peki İbrahim'i duruşun zihinlerimizdeki çağrışımın nedir? Sanıyorum ilk akla gelen kare elindeki baltayla puta vurduğu darbe veya elindeki bıçağı İsmail'in boğazına çalması olacaktır. Acaba İbrahim'i duruştaki bu balta ve bıçak neyi ifade ediyordu? Niçin tüm putlara değil tek puta en büyüğüne darbeyi indirdi? Mesele sadece mücessem bir putu yere sermek miydi? Hayır, o vuruş İdraksizliğe, sorgulanmayan akla, tefekkürsüzlüğe yönelikti. Parçalanan putun yerine daha güçlüsünün dikileceğinin farkındaydı. Kafalardaki putları yıkmaya çalışıyordu İbrahim. Bir tefekkür kapısı aralamayı amaçlıyordu. O vuruşuyla sınıfçı, sömürücü, baskıcı, ayrımcı, ırkçı algıları yerden yere vurmayı hedefliyordu. Sonuç Nemrud'un ateşine atılmak da olsa saflar netleşmeli, hakikat söylenmeliydi. İbrahim'i duruş tek boyutlu değildi, yaşamın tüm ünitelerine yönelikti. Nemrud'un ateşi mi daha yakıcıydı yoksa Hacer ve İsmail'i ıssız bir vadiye terk etmenin sonunda yürekte harlanan ayrılık ateşi mi ya da bıçağa İsmail'in boynuna çalmanın acısı mı daha yakıcıydı mümkün olsa da bu soruları İbrahim'e sorabilseydik onun hanif ve halis duruşu tüm bu sınavları kaldırabiliyordu. Öyle bir duruş ki teberri, teslimiyet, tevekkül, tezkiye, tazarru, takva içeriyordu. Duruşundaki samimiyet, sadakat, sorumluluk bilinci, sorgulama gücü, savunma azmi, sabır ve sebat sorunları aşmanın şifresi oluyordu. O muhteşem duruş mahza aşkınlık, arınmışlık, adanmışlık, aksiyon, azim ve aşk tutuyordu. Duruşu netti, nezihti, naifti, nazikti, nitelikliydi. Duruşu adildi, asildi, azizdi, aliydi. İbrahim'i duruşu şöyle de özetleyebiliriz. Muvahhid bir duruş, mücahid bir duruş, muttakî bir duruş, muhalif bir duruş, müteal bir duruş.'' İbrahim'le buluşmayı bu zeminde aramak lazım. Halil olmanın yolu bu duruştan geçiyordu. Tek başına da kalsa asla tereddüde düşmedi, tutarlılığından ve kararlılığından ödün vermedi. Kendisi belki yalnızdı ama duruşu yalındı. Yüreği insanlık için yanıyordu çünkü o evva, halim, müniib, kanit ve şakir olan bir kuldu. Bugün onun duruşuna, direnişine, duyarlılığına, duasına ne kadar muhtacız değil mi? Ramazan Kayan Milat